hepimizin Fevzi abisi. Beyefendi bir insan, mükemmel bir kişilik. İçimizden bir şehir insanı. Hep derdi ki ya, ya neden hep geri kalıyoruz? Artık geri kalmayacağız. Yıllarca ben bir gazeteci olarak kendi kendime dövündüm, dövündüm, durdum. Hep şu sitemi ettim. Şu Balıklıgöl gibi bir değer eğer Gaziantep'lilerin elinde olsaydı, şu Şuayb şehri gibi, Eyüp Peygamber makamı gibi, Halil Rahman makamı gibi bir değer eğer Gaziantep'lilerin elinde olsaydı, şimdi Gaziantep'i sadece yiyecekleriyle değil, turizm değerleriyle de ayyuka çıkarırlardı. Hiç yoktan bir piyango daha vurdu Urfa'ya, Göbekli Tepe. Dünyanın en eski yerleşim birimi 11.500 yıl önceye dayanan bu yerleşim birimini bir Alman bilim adamı geldi çıkardı. Fevzi Demirkol dedi ki ben bunu burada bırakmayacağım. Göbekli Tepe'yi Urfa'nın simgesi yapıp dünyanın her köşesine tanıtacağım. Öncelikle Sayın Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Başkanım, halkımıza bir selamlama mesajınız ve Göbekli Tepe Film Festivali. Öncelikle bu övücü sözlerinizi hak etmeye çalışacak çalışmalar içerisinde olacağımızı tüm halkımıza duyuruyorum. Bizi de ekranı başındaki izleyicilerimizle buluşturduğunuz için sizin şahsınızda Güneydoğu TV ailesine teşekkür ediyorum. Bizim başlangıçta bir sözümüz vardı. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkacağız. Bu anlamda biz Haliliye Belediyesi olarak, slogan olarak gelenekten geleceğe diye bahsettik. Ve bu uğurda geçmişte Göbekli Tepe gibi sahip olduğumuz bir değeri tüm dünyaya tanıtmak hedefimizdir. Ama hizmet süremiz içerisinde bu hedefe ne ölçüde ulaşırız, bunları zaman gösterecektir. İnşallah. Bu anlamda bizim bölgemizde bir defa bu tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmamız lazım. Bölgemizde bununla ilgili genç nüfusumuza işsizliği önleyecek, istihdamı arttıracak çalışmalar yapmamız lazım ve bununla ilgili olarak da turizmi Şanlıurfa'ya çekmemiz lazım diye düşündük ve Göbekli Tepe'yi tüm dünyaya tanıtmak için bir gayret içerisinde olmaya başladık. İlk önce bunu Sayın Bakanımız Faruk Çelik'in desteğiyle Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulunun toplantısı burada olduğu zaman Türk Hava Yolları yönetim kuruluna arz ettik ve kendileri bize vaat ettiler. İlk alınan uçağın Göbekli Tepe ismi verilerek uçuşa çıkacağını söylediler. Bu vaatlerini gerçekleştirdiler. Bir de ayrıca yurt dışı uçuşlarda, uzun uçuşlarda gösterilmek üzere Göbekli Tepe'yi tanıtacak. Ayrıca Şanlıurfa'nın, sadece Haliliye'nin değil, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtacak bir kısa film hazırladık. Ve elhamdülillah çok şükür bu çalışmalarımız zaman içerisinde havuza atılan bir taş gibi dalga dalga büyümeye başlayacaktır. Geçenlerde Davos'ta Göbekli Tepe ele alındı. Bu bizler için sevindirici bir gelişme. Ama biz kendi ölçeğimizde yine tanıtım faaliyetlerimize devam etmek adına ilk defa Şanlıurfa'da bir film festivali düzenledik. Adına Göbekli Tepe Film Festivali dedik. Kısa metrajlı film değil mi efendim? Evet. Evet. Belgesel. Bu seneki belgesel ama bir film yarışması şeklinde değil. Bunu biz film festivali şeklinde dönüştürdük. Jürimizi tespit ettik. Müracaatlarla ilgili ilanlara çıktık. Jürimiz bugün itibariyle bir kısmı geldi. Bir kısmı da yarın gelecek. Jürimizde çok değerli isimler var. Jürimizde Şanlıurfa Eski Milletvekili Sayın Mehmet Atilla Maraş var. Jürimizde yine Ayşe Böğürler hanımefendi var. Handan Öztürk hanımefendi var. Hasan Özgen beyefendi var. Ve aynı zamanda Tarık Tufan beyefendi var. Bunlar kendi sahasında mümtaz ve ehliyetli, liyakatli insanlar. Jüri olmaya layık insanlar. Dolayısıyla eserleri seçecek, tartacak terazimiz sağlam. Çok güzel. Bu bakımdan festival kapsamında 3 gün sürecek bir festival. Festival kapsamında cumartesi saat 12-13 arası El Ruha Otel'de jüri üyelerimizle bir atölye çalışması yapacak. Buna kimler katılacak? Buna
bu işe ilgi duyan iletişim fakültesinin öğrencileri, belgesel film konusunda çalışma yapmak isteyen gençlerimiz veya bu işi hobi olarak ileride kendine düstur edinecek arkadaşlarımız. Cumartesi saat 12-13 arası Otel Lülha'da yapılacak atölye çalışmasına katılacaklar. Evet. Ve yine cumartesi günü saat 15 ile 17 arasında jüri ile müzede, yani bu Halepli Bahçe'deki müzede, yeni müzemizde bir sohbet toplantısı olacak. Ayrıca bu filmlerimiz 6 Şubat ve 7 Şubat cumartesi pazar günleri saat 16-18 arası saray önündeki Emek Sineması'nda gösterime sunulacak. Halkımızın beğenisine sunulacak. Ve 7'si pazar akşamı finaller saat 19 itibariyle Şanlıurfa Urfa City AVM'nin, yani daha doğrusu eski adıyla Mozaik, şimdiki adıyla Mehmet Akif İnan Kültür Merkezi'nde halkımızın daha iyi anlayacağı bir dille nikah salonunda yapılacak. Ve bu çalışmalarımız sayesinde Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtmak hedefimizde bir adım daha yol almış olacağız. Bu daha başlangıç diyorsunuz. Bu başlangıç, bu birinci Göbekli Tepe Film Festivali. Evet, sevgili seyirciler, tarihin, dünya tarihinin en eski şehrinin, Türkiye'nin en yeni ilçesinin belediye başkanını ağırladık, Sayın Fevzi Demirkol'u. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür tanıtım ederiz. Noktasında, Şanlıurfa adına, menfaat noktasında her zaman hizmete hazırız. Ben bu hususta bir cümle daha ilave edeyim. Bizim unutulmuş dörtlü değenek oyunumuzu o gün akşam tüm Şanlıurfa'nın, tüm Türkiye'nin izleyicilerimizle ulaşabileceğimiz, tüm dünyaya o dörtlü değenek oyununu bir sunum halinde gösterecek. O gün akşam dediğiniz Mozaik AVM'deki. Mozaik AVM'de pazar akşamı, evet, saat 19'da başlayacak finalde. Tarihi ve kültürel değerlerimizden unutulmuş olan birisini kayıt altına almak, gençlerimizin istifadesine sunmak ve ayrıca gelenekten geleceğe diyerek. Çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.